Ama siz... Yüce Efendi... Sizi burada görmek ne büyük şeref. Sevgili dostum, bana ulaştırdığın haber çok önemliydi. İngilizler Osmanlı Devleti'nin bankasını ele geçirmeye çalışıyor. Kendi bankalarını bize karşı koruyamayan kraliçeye bak sen. Ne manidar. Demek kraliçe tombul ellerini Osmanlı Bankası'na kadar uzatmaya çalışıyor. İngiliz elçisi Sir Henry bankayı ele geçirince Yüce Meclis'e yakınlaşacağını düşünüyor. Planları ne? İlk adım olarak Boris ve Süreyya'yı ortadan kaldırmak. Bu iş için İngilizler özel bir takımı harekete geçirirler. Her ne olursa olsun Boris ve Süreyya hayatta kalacaklar. Bu konuda kesinlikle daha kabul edemeyiz. Dostum sana çok teşekkür ederim. Bu arada güzel eşin nasıllar? Gayet iyiler. Selamımı ve sevgilerimi ilet. Zevkle ileteceğim. İngilizlerin aldığı her nefesi bilmek istiyorum. Her zamanki gibi efendim. Bombalamayı bizi oraya çekmek için yaptılar. Aynen öyle. Bu mektep mevzunda son vaziyetimiz nedir? Paşam ben herifi biraz daralttım. Boğaz'ın bu yakasında, sırtlarda ve sahilde 5 tane misyon okulu var. Ya aga ben bir şey söyleyeceğim. Bu istihbarat dediğiniz şey kahvede oturan ihtiyarlar gibi lak 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 konuşmak mı paşam? Yani benim hepsini basalım teker teker. Okulların birçoğu çok iyi eğitim veren okullar ve buradan mezun olanlar da devletin önemli makamlarında hizmet ederler. Padişahımızın iradesi baskından taraf değil. Ayrıca bu okulların neredeyse tamamı göz hapsinde tutuluyor. Nasıl? Ya siz o okulda yerleri süpüren müstahdemleri, ders veren hocaları kim sanıyorsunuz? Osmanlı'nın gözü her yerde efendiler. Abdullah. Bu okulların sembolleri var mı? Çoğunun var paşam. Bakarız. Bir bakalım. Gel. Nedir? Bekle. Mustafa, yukarıya külliyeye 2 tane çocuk gelmiş. İlle de seninle görüşmek istiyorlarmış. Meselenin ehemmiyetini o bilir demişler. Nedir bu? Gelsinler. Ne diyorsun oğlum sen? Aklını peynir ekmekle mi yedin? Çocukların burada ne işi var? Sanki bir hayalet beni takip ediyor. Sanki çok kötü şeyler olacakmış gibi. Bu his çok tanıdık. Geçmişimden geliyor. Sana bir şey olmasın Ali. Sana bir şey olmasın. Hmm.
Ama hayalin hala peşimde Akbar. La havle ve la. Çöz çocukları. Gel. Hayırdır? Ne oluyor? Nere bura? Sade de gel. Aradığın okulu bulduk galiba amirim. Oo. Çocuktan al. İstihbaratı diye boşuna dememişler Abdullah'cığım. Varmış bir bildiğiniz. Aferin lan size. Hadi başlayalım. Mesela. Hızır yok mu Hızır? Zamansız gelen. Kış gibisin bıçak. Siz ikinize var ya, harbi hastayım. Bizden ne istiyorsun? Boğaz sırtlarında bir okul var. Hayır ömrümde. Hiç okul okumadı. Okula yazdırıp bizi adam edeceksin. Zevzeklik yapma lan. Gevşek. Dinleyin. Oraya sızacağız. Muallim, benden sana izin, istirahat edeceğim. Bunlar niye boşuna yanıyor? Yazık günah değil mi? Babanız kim evlen? Kadri! Evet, buraya silahlı adamlar geldi ama onlar Fransız subaylar. Mektepteki çocuklara savaş tarihi dersi veriyoruz. Her ülkenin askerlerini tanıtıyoruz. Bizim arkadaşlar adamları silahlı ve sivil görünce şüphelenmişlerdir. Size bir şey yaparlar zannettik o sebepten. Evet ama şüphe üzerine okul basılmaz ki. Basmadan evvel bana gelseydiniz, sorsaydınız. Kusura bakmayın. Efendim arkadaşlar adına özür diliyorum. Tamam. Ulan zaten bizde talip olsa.
Müsaade et de biz de bildiğimiz yolu deneyelim. Yol sizin beyler. Yapın yapacağınızı. Biz de bildiğimizi. Annem saçlarımı tarıyordu. Bebeğimle oynuyordu. Sonra adamlar geldi. Kim bilir? Zihninin çıkmaz sokaklarında. Kimdiler? Evlatlar, insan unutarak yaşar. Unutmak kaderimizdir. Ölüme ve acılara unutarak direniriz. Unutacaksınız. Eski hayatlarınıza ait hatıralarınız o hayata kavuşma ümidinizle birlikte solacak. Burada bizimle yeniden doğacak, yepyeni insanlar olacaksınız. Biz sizin burada babalarınız olacağız. Eğitiminiz bittiğinde öyle güçlere sahip olacaksınız ki cihan önünüzde diz çökecek. Ailenizi katleden Osmanlı'dan intikamınızı alacak neferler olacaksınız. Burada ödül de ceza da büyüktür küçüklerim. Kaidelere uymadığınız zaman cezalandırılır, uyanlar onurlandırılırlar. Karanlığın kolları çok sert, nefesi ürkütücüdür. İstediklerimizi yaparsanız cennetle ödüllendirilirsiniz. Yoksa cehennemin karanlığında sonsuza dek acı çekersiniz. Kardeşliğin yolunda hayatınızı ortaya koyacak, savaşacaksınız. Ölmemek için öldüreceksiniz. Öldürdüğünüz her kişi kutsanarak cennete gidecek. Osmanlılar dışında. Tüm kötülüklerin başı Osmanlı'dır. Şey yalan mıydı? Yalan mıydı? Ben Mustafa'ya haber vermeye gidiyorum. Sen burada kal. İşinden bir şey çıktı mı? Evet paşam. Sana göstereyim. İşte bu. Elimdeki tek şey sensin. Bu işi hemen halletmek zorundayız. Merak etmeyin, halledeceğiz. Doğru anı bekleyeceğiz. Sokaklardan istihbarat toplamaya başladık bile. Daha önceki başarısızlığınızı unutturmak için iyi bir fırsat olacak bu.
Filinta Mustafa ve Bıçak Ali. Bu iş bittikten sonra sıra onlara da gelecek. Onları öldürürken büyük zevk alacağım. Önce mecburi vazifemizi halledelim. Sonra İstanbul seyahatinin keyifli kısmı başlayacak. Demek İngiliz sefiri Henry sana işbirliği teklif etti. Doğrudur sultanım. Sizden istediğim Osmanlı ile birlikte Yüce Meclisi tarihe gömmek. İngilizlere yakınlaşacaksın Davut Paşa. Padişahım. İngilizlere adım adım yaklaşacaksın. Rüşvet dahi teklif etseler kabul edeceksin. Padişahım, işimiz istihbarat elbet. Lakin ben ters adamın tekiyim. Midem bu kadarını kaldırmaz. Sen bu işi halledersin Davut Paşa. Sana olan itimadım tamdır. Belli ki bizim elimizdeki anahtar Yüce Meclis'in kilidini açmıyor. Bir de İngilizlerinkini denememiz lazım. Yüce Meclis'e bu vesileyle çocuklarımıza ulaşabiliriz. Ferman padişahımındır. Davut Paşa. Emredin sultanım. İngilizleri kati suretle hafife almayın. Bak sen bir harp adamısın. Hepimizden daha iyi biliyorsun harbin bir hile işi olduğunu. O masaya büyük bir oyun için oturacaksın. Bu işin ucunda kazanmak da var, maalesef kaybetmek de. Allah utandırmasın. Amin. Demek Mustafa bir kardeşimizi daha öldürdü. Evet Yüce Efendi. Aynı zamanda Mustafa'nın okulun varlığından haberdar olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle okulu boşalttık. İşte aradığımız fırsat. Hem Mustafa'dan hem İngilizlerden kurtulacağız Yüce Efendi. Boğaz'ın haricindeki okullara da bakalım. Bu maruf denen it bizi yanıltmış olabilir. Baktık ama yine bakalım paşam. Mustafa okulu bulunca? Bulacak zaten. Bundan kesinlikle eminim. Bu arada benim de okulda olduğuma dair istihbaratı İngilizlere sızdıracağız. İngilizler beni öldürmek için harekete geçip okula gittiğinde Mustafa ile karşılaşacaklar. Ama öncesinde Celal okula gidip tuzak için gerekenleri hazırlayacak. Çarpışma olmadan oradan ayrılacak. Ancak senin orada olman ve görünmen şart. Aksi halde Mustafa bunun bir tuzak olduğunu kesinlikle anlayacaktır. Bir taşla iki kuş. Bravo efendi Boris. Bravo. Abim ve Ali abim öldü mü şimdi? Hayır, bize yalan söylüyorlar. Evet, bize yalan söylüyorlar. Peki Mustafa ve Ali abi sizi nasıl bulamadılar? Belki de gerçekten ölmüşlerdir. Olmaz öyle şey. Peki neden gelmediler? Belki buradan kaçabiliriz. Güvenlerini kazanalım. Fırsatını bulunca da buradan kaçalım.
Neredeyse emindim. Tüm kapılar kapanıyor. Ben bir kere daha Farah'ı deneyeceğim. Allah'ım bize yardım et de şu çocukları bulalım. Eminim şu anda kaçmayı düşünüyorlardır. Çocukları üzmekten zevk alıyorsun değil mi? Vakti zamanında çocukken seni de çok üzmüştüm. Ama bak, müthiş bir savaşçı oldum. Zozan, gözünü üzerlerinden ayırma. Sen de öksüz ve yetimsin. Aynı benim gibi. Seni kaçıranlar bir katile, beni bulanlarsa bir adalet adamına dönüştürdüler. Ben katil miyim? Evet. Küçüktün. Doğruyu yanlış ayırt edemeyecek kadar küçüktün ama artık hakikat farkına varman gerekiyor. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sana yardım etmeyeceğim Mustafa. Neden? Kardeşlerim, onlar da benim kadar küçüklerdi. Bana ne olduysa onlara da oldu. Onlar da benim kadar suçlu, benim kadar masumlar. Farah, bana okulun yerini söyle. Kardeşlerinin hayatta kalması için elimden geleni yapacağım. Söz. Ya sen öleceksin ya onlar. Çünkü biz ölümü teslim olmayı tercih etmek için yetiştirildik. Bana bildiklerini anlat. O masum çocukları kurtaralım. Kardeşlerimi kendi ellerimle tehlikeye atamam. Bak, onlar için bir umut olmayabilir. Ama kaçırılan ve değiştirilen çocuklar için hala bir umut var. Bize yardım edersen onlara da yardım etmiş olacaksın ve çektiğin acıları başkaları çekmeyecek. Sana yardım etmek çok isterdim ama yapamam. Neden? Neden bana yardım etmiyorsun? Çünkü sen haklıydın. Vicdan. Ve vicdanımın sesi kendi ellerimle kardeşlerimi tehlikeye atmama izin vermiyor. Demek işimiz eşkıyalara kaldı. Sevelim de dilinin bağı çözülsün. Tezel. Şimdi dilinin bağı çözüldüyse sana sorduğum sorulara cevap ver. Bize bir okul lazım. Boğaz sırtlarında. Nasıl bir okul lan? Bildiğin okul lan. Ama içinde alengirli işler dönüyor. Afiyecilik, mafiyecilik dalgaları.
dediğiniz gibi bir ruhban okulu var. Kapılarını hiç açmaz. Arnavutköy sırtlarında. Oldu. Aldı. Kabul etti. Analar, babalar, böyle pisliklere dikkat etmeliler. Hastayım ben ağam. Duramıyorum. Hastanın ayağına doktor gelirmiş. Bak ne güzel. Bekri. 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 Şifayı bizi bekler. Arias. Bu gece Arnavutköy sırtlarında bir okulu ziyaret edecek. Neden? Nedenini bilmiyorum. Peki sana neden inanayım? Beni araştırdıysan, ki araştırdığını biliyorum. Boris'in en yakın adamlarından olduğunu biliyorsun. Ervis, ne istiyorsun? Gitmek. Sadece bu ülkeden gitmek istiyorum. Bıktım artık her gün kelle koltukta yaşamaktan. Burada çok düşmanım var. Anlıyorsun değil mi beni? Eğer söylediklerin doğruysa... bizde senin gibi adamlar için her zaman yer vardır. Yemi yuttu mu? Sence? Yuttu. Hem de iğnesiyle. Hemen Boris Efendi'ye git haber ver. Tamam. Sen nereye? Kardeşler takımıyla buluşacağım. Boris Efendi'nin istekleri var. Şimdi dikkat et. Ne oldu birader? Konuşturabildin mi? Konuşmadı. Ama daha değerli bir şey öğrendi. Neymiş o? Vicdanı olduğunu. Ulan oğlum helal olsun bizim Leyla'ya be. Aslan gibi kız aslan. Abdullah. Sen bir şey bulabildin mi? Bizim baktığımız okullardan birinin sembolü değiştirilmiş. Ve bu yüzden de gözümüzden kaçmış. Bir bakalım. İşte bu. Arnavutköy. Gidiyoruz. Neler oluyor? Okulun yerini bulduk paşam. Güzel. Adamları hazırlayın hemen. Maruf yok mu? Hiç mi yok? E kim yapacak iğneyi? Garibise bir haftalık ilaç vermişsiniz. Benim neyim eksik? Böyle her gün her gün. Yavaş birader. Garibis hak ettiği kadarını alıyor. Hadi. Şimdi defol. Eyvallah. Hmm.
İçeride çocukları var mıdır Abdullah? Onlar başka yerde konaklıyorlar paşam, güvenin bana. İngilizler geldi. Sıra Mustafa'larda. Burası. Nasıl buldunuz lan burayı? Meslek sırrı. Bulduk işte. Yine mi kapattınız be? Ulan madem biliyordunuz bize niye söylemediniz? Vallahi biz bulduğumuza göre Mustafa aile aile bulur dedik. Yanlış mı yaptık? İçerideki adamlar belli. Hepsi savaşçı. İçeri giriyoruz. Hadi. İçeride çocuklar olabilir. Tek çocuğa bile zarar gelmeyecek. Herkes dikkatli olsun. Mustafa okulu bulunca? Bulacak zaten. Bundan kesinlikle eminim. Bu arada benim de okulda olduğuma dair istihbaratı İngilizlere sızdıracağız. Boris Sarias. Bu gece Arnavutköy sırtlarında bir okulu ziyaret edecek. Ama öncesinde Celal okula gidip tuzak için gerekenleri hazırlayacak. İngilizler beni öldürmek için harekete geçip okula gittiğinde Mustafa ile karşılaşacaklar. İşte adamımız orada. Baksana. Sanki kendisini görmemizi istiyor. Senin orada olman ve görünmen şart. Aksi halde Mustafa bunun bir tuzak olduğunu kesinlikle anlayacaktır. Celal çarpışma olmadan oradan ayrılacak. Bu kadar kolay olmamalı. Vallahi benim de içime bir kurt düştü be Mustafa'm. Sanki geleceğimizi biliyorlarmış gibi kendilerini gösteriyorlar. Geldiler, gidiyoruz. Sakın ölme Mustafa. Seni ben öldüreceğim. Efendiler, dikkatli olalım. Allah yardımcımız olsun. Amin paşam. Haydi. Bize bak. Mustafa ve Ali. Gelin bakalım. Gelin. Ulan ne günlere kaldık be. Kolay oldu Mustafa.
Kahretmesi. Kahretsin. Şu işe bak. İngiliz finosu çıktı karşımıza. Kısmet bugüneymiş. Yarım kalan bir hesabımız vardı. Asla bilmeyeceksin ama hayatımı kurtardın Mustafa. Bu ilgimi unutma. Düşelim mi? Bunlar nasıl insanlar böyle? Daha temaşa bitmeden nereye böyle? Konuşacak çok şey birikti. Bir dertleşelim hele. Bize anlatacağın çok şey var. Yarasına baksınlar hani. Kibar millettir bunlar. Kan tutmuştur. Ney? Kan mı tutmuş? Terbiyesiz.